Tam alt bir ekranlarından selamlar. Bugün konuşacağımız dizi Netflix'te yayına giren Witcher dizisi olacak. Spoiler vermeyeceğiz dizi hakkında. Olabildiğince spoilers konuşacağız. Yani spoilers konuşacağız aslında. Beğendin mi diziyi Tuncay? Bitirdin mi tüm bölümünü? Evet. Beğendin mi? Beklediğimden iyiydi diyeyim. Çok beğenmedim ama beklediğimden iyiydi. Ben beklediğimden iyiydi. Benim de beklediğimden iyiydi. Ama benim hiçbir beklentim yoktu. Beklediğimden iyiydi. Çok beğendin mi? Çok beğenmedim ama ben beğendim ya. Ben beğendim. Yalan yok yani. Beğenmediğim noktalar oldu. Dizinin özellikle ilk 4 bölümünü çok beğenirken son 4 bölüme doğru biraz daha böyle diye biraz düşüşe geçtim kendi içimde ama genel anlamda beğendim. Neyi beğendim? Mesela Henry Cavill'ı beklediğimden daha yakışır buldum role. İlk bölümde ama ısınamadım. Yani ister istemez hep aklıma şey gibi geliyor böyle. Sanki cosplay yapmış bir Geralt'ı izliyormuşum gibi hissediyorum. O duyguyu kırmam uzun sürdü. Ama ilk bölümün sonundaki o aksiyon sahnesiyle beraber çok hayvani bir aksiyon sahnesi yapmışlar gerçekten. Evet. Bayağı başarılı buldum. Keşke dizinin devamında da yapsalar bu tarz bir aksiyon sahnesini. O kadar kaliteli bir aksiyon sahnesi yok dizinin devamında. Ya zaten ilk bölümle diğer bölümler arasında da bir fark var genel yapı olarak. Biraz daha değişiyor. Ya ilk bölümde biraz daha Geralt'ın işte olduğu dünyaya odaklanmaya çalışmışlar. Sonuçta bilen izleyiciler kadar bilmeyen izleyicileri de aktarmakla uğraşmışlar. Mesela ben Geralt'ı sevdim. Hani Henry Cavill hatta en beğendiğim, izlemekten çok keyif aldım. Geralt'ı zaten herkes seviyor bence de. Diğer karakterlerde biraz ya, sevmeme durumu var. Ben mesela şunu söyleyeyim, ben Ciri'yi de çok sevdim. Ben hatta Ciri benim hep kafamda daha yaşça küçük gibi geliyordu bana. Okurken hep mesela ben ekrandakinden daha küçük bir kız hayal ediyordum okuduğum sıralarda. Tabii ama gördüğüm zaman mesela ben aktör seçimini, daha doğrusu aktris seçimini çok beğendim. Çok karakteristik tip seçmişler ya. Hani doğru, oyuncu. Bakışı, duruşu, gözleri, gözleri falan bir acayip yani hakikaten. Diyor yani bu kızda bir şey var. Evet, orijinal bir tip. Ya ben oyuncu tercihi olarak değil de bu karakteri yorumlama açısından Ciri'yi sevmedim. Neden? Neyi sevmedin? Kitaplarda ben Ciri'nin hikayelerini çok seviyordum. Ama burada biraz daha böyle içi boşaltılmış gibi geldi. Sadece sağa sola koşup kaçan, yardım arayan bir kız gibiydi. Yani daha derinlikli incelenemedi. Kitaplardaki o bıcırık, sümüklü halini ben daha çok seviyordum bir de. Zaten ben mesela şey konusunda işte enteresan geliyor bana. Şimdi biz kitapları okuduğumuz için, oyunlardan da az çok bildiğimiz için, hani kitap okumasanız bile oyun oynadığınız için karakterleri tanıyorsunuz aslında. Şimdi o yüzden ben dizi izlerken şöyle diyemedim. Hani bunun karakteri de böyle mi acaba, nasıl olmuş falan değil. Biliyorum yani, adam biri bir şey söylediği zaman hani onun neden o tepkiyi verdiğini bildiğim için objektif değerlendiremiyorum karakterleri. Yani çünkü zaten o bilgi bende var. Yani ben bayağı hazırlanıp gelmişim diziyi seyretmeye. Yani sıfır gözle seyreden bir adam, Witcher'la hiç alakası olmayan bir adam ne düşünür merak ediyorum. Yani nasıl yorumlandığıyla alakalı neler. Çünkü mesela şey de çok eleştirildi. Dizinin böyle anlatım tekniği biraz farklı ya. Çok farklı değil de biraz farklı. Üç farklı pencereden anlatıyor böyle. Farklı zaman dilimlerini aynı anda sunuyor. Evet. Günümüz izleyicisi de çok böyle dikkatli bir izleyici değil. Kafası karışır bence bilmiyorsa. Biz hani aşağı yukarı hakim olduğumuz için anlayabiliyoruz ama hiç bilmeyen bir izleyici karıştırabilir bence. Bence o kadar karıştıracak bir şey yok ya. Ya öyle düşünme. Sen karıştırmazsın. Sen Witcher'ı bilmeseydin de belki karıştırmazdın. Ama her izleyici öyle değil. Yani genel tabloya baktığın zaman herkese hitap etme açısından onu yakalayamayacak insanlar var. Bilmiyorum, bana açıkçası şey gelmedi. Hani çok zormuş. Yani yakalayamayacak insanlar olabilir ama hani bunun için işte herkes anlasın diye olabildiğince basitleştirelime girmeye gerek yok bence. Yani eleştirenler anlaşılmamasından ötürü eleştirdiklerini zannetmiyorum ben. Belki anlatım tekniğini sevmemiş olabilirler bununla alakalı ama anlaşılmadı diye eleştirilecek. Yani risk almışlar bence. Çok büyük bütçeli ve fazla insana hitap etmek isteyen bir dizi için. Yoksa ben de bir sıkıntı görmüyorum ben bu teknikte. Ben sevdim o riski. Sevdim. Ama risk. Yani. Hoşuma gitti yani o risk. Beğendiğim noktalardan bir tanesi de aksiyon sahnelerinden bahsettim ama hani şeyde değinmek lazım. Karakterleri işte ne kadar uygun yapmışlar ayrı tartışma konusu olabilir gerçi o. Hani karakteristik özellik olarak, tip olarak demiyorum. Çünkü tip olarak benim de eleştireceğim şeyler var. Ama kitaba bağlılık olma konusunda ben bu kadar bağlı kalacaklarını düşünmemiştim. Ya olabildiğince bağlı kalmaya çalışmışlar olayların örgüsünde, anlattıkları hikayelerde. Ben sandım ki hani bazı olaylar kitaptaki gibi olur. Kitap dışından çok fazla olay ve olay örgüsü üzerine ilerler diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Bayağı kitaptaki hikayelerin hepsini neredeyse gördük yani. Daha sonra bayağı hani popüler olan hikayelerin hepsini gördük diyebiliriz. Benim hoşuma gitti onu görmek. Onunla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunlar hep kısa hikayelerden uyarlanma ya. Ama bu bir dizi. Ya dizide de belli bir hayat akışı sunuyorsun izleyiciye. Şimdi bir bölümde Yennefer'le Geralt arasında bir ilişki başladı. Bir iki bölüm sonra bir anda ayrılıyorlar. Sanki böyle çok uzun süredir devam eden bir aşk anlatılıyor gibi. Ha sen biliyorsun, eğer Witcher'ı biliyorsan. Yani bunlar zaten arka planda dönenleri bildiğin için tamam diyorsun ama işte sıfırdan bir izleyici olduğunu düşün. Ulan daha yeni tanıştılar gibi anlıyorsun algı olarak. Yani bu aralar uzatılsaydı belki daha efektif kullanılabilirdi. Mesela sadece şeyleri kullanmışlar ya. Orijinal eserlerde
yazılmış hikayeleri. Evet. Mesela oyunda bir sürü çok güzel hikaye var kitaplarda yer almayan ama oyunun yazarları yazmış. Yani bunun gibi dizi de kendi hikayelerini yaratıp o bu tür belli başlı olayların arasını uzatabilse çok daha iyi olurdu bence. Orada mesela Yennefer'le Geralt'ın ilişkisini flashbacklerle böyle vermeye çalışmışlar işte. Hep sen işte bazı sahnelerde böyle bir kendi aralarında bir diyalog olduğu zaman işte sen hiç normalde yanında olmazdın falan diye böyle aynen, kısaca gibi, bir bölüm kısaca içerisinde böyle, geçmiş. Böyle değiniyor ama o duygu geçmiyor tabii. Mesela bana geçiyor tabii doğal olarak. Çünkü büyük biliyorum bir aşk, ben. Büyük bir aşk hakikaten. Kitaplarda da oyunda da bunu hissediyorsun ama dizide çat diye geçmiş oluyor. Ya ama tabii şöyle bir şey var. Şu an aslında kitaplardaki kısımda da büyük aşk denilecek noktaya daha gelmedi bence. Hani biraz daha ilerlesin ondan sonra oturacak gibi geliyor bana o taraf. Ama mesela şey konusuna katılıyorum. Ben de mesela bunu ilk seyrettiğim zaman diziyi kitaptakinin birebir aynısını yapmasını istemezdim bana bir sorsaydı. Çünkü kitaptakileri zaten okuduk. Yani hani biliyorum yani kitaptan olacağını. Bir hikaye gösterirken bana hikayenin başını da biliyorum, sonunu da biliyorum. Neye bağlanacağını da biliyorum. Herhangi bir sürpriz yok. Sadece şuna bakmaya başlıyorum ben. Kafamdaki gibi olmuş mu? Şimdi ama diziye de kızamam. Çünkü pek çok hayran kitaptakinin dışında bir şey anlatsaydı belki diziye çok ağır eleştirilerde bulunacaktı. Ya, ama oyundaki gibi yapsaydı bir sıkıntı olmazdı. İşte yani bence de hani orada önemli olan kalite. Bence de orada biraz daha cesaretli olup böyle daha görmediğimiz, duymadığımız yazarın kendi kaleminden çıkarttığı hikayeler olsa daha eğlenceli olabilirdi gibi geliyor bana. Gene gerçi kitapta olmayan, daha sonra benim daha okumadım. Belki Türkçe'ye çevrilmeyenlerde bahsedilmiştir ama hani Yennefer'in geçmişini falan hatırlamıyorum kitaplarda bahsedildiğini. Ya benim okuduğum kısımlarda da yoktu. Mesela o kendi kattıkları yorum üzerine Yennefer karakterini biraz da yani biliyoruz kabaca ne olduğunu Yennefer'e ama bu kadar detaylı olduğunu benim okuduklarımda yoktu. Belki sonrasında vardır. Çıkmıştı belki sonrasında bilmiyorum. Benim beğenmediğim şey Yennefer dedik ona gelelim. Ben Yennefer'e bir türlü ısınamadım ya. Ya Yennefer sadece tip değil bence karakter olarak da bildiğimiz Yennefer değil. Ya Yennefer biraz daha olgun bir karakter. Hatta Geralt'a göre bile daha olgun bir karakter. Yani ne yaptığını bilen böyle burada biraz daha toydu. Görünümü dışında davranışları, seçimleri hepsi böyle biraz daha tecrübesiz genç bir kızı andırıyordu. Ben mesela şeyi de tam olarak geçmedi bana. Yennefer'in önceki olduğu haliyle bugünkü bak, hali arasında. Bir sıkıntı. Şimdi o spoiler'a girecek mi? Onu konuşmak istiyorum. Bundan sonra spoiler'la konuşacağız. Hayır bak. Yennefer'in o işlem için bak çirkin bir kadın olarak başlıyor. Evet. Yani o kısmı anlatılıyor. Bayağı kötü gözüküyor evet. Falan. Sonra bir işlem geçiriyor. Karşılığında doğurganlığını veriyor ve güzelleşiyor. Ya o işlem için para iadesi falan alması lazım yani. Hani güzelleşme dediğin o mu lan? Allah aşkına. İşte bak, hoş bir kadın, güzel bir kadın ama böyle odaya girdiği zaman kesinlikle. Bütün bakışları üzerine toplayacak bir güzellik değil. Kesinlikle. Ben ki, de en büyük sıkıntım o diziyle alakalı. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Ben hani erkek olarak güzel kadın göreyim istiyorum falan. Hayır değil. Kitaplarda güzel bir kadın olarak anlatılıyor. Ama bak zaten olay şu. Yennefer'in karakterinin bence en büyük artılarından şu. Güzel ve güzel olduğunu farkında. Ve bunun da cazibesini bir şekilde kullanıyor. Yani Yennefer karakterinde bu var. Ve bunu hani kendi için manipüle etmek için kullanılan bir tip yani. Hani bu var yani. Şimdi karakterinde o özellik duruyor dizide. Evet güzel olduğunu farkında. Ama yine güzel bunu o kadar güzel değil. Ben sana izlerken gülesim geliyor. Hayır. Kezban gibi geliyor ama böyle. Ben çok güzelim şekeri falan değilsin. Hayır. Güzel değilsin. Bir de bunun için miydi lan? Bunun için mi doğurganlığını falan verdi? Ateşler yanıyor bir şeyler oluyor falan. Böyle bir operasyon yapıyorsan öyle bir çıkacak ki kadın oradan hakikaten. Evet. Ağzın açık düşecek. Sadece fön çekmişler, makyaj yapmış, kamburu almışlar, bir de ağız biraz düzelmiş o kadar. Evet. Zaten o çirkin haliyle bile o hoş gözüküyor zaten. Yani çok çirkin de gözükmüyor bu arada. Ya keşke ben de, farklı oyunculara oynasalarmış ya da daha çirkinleştirselermiş. Bence ya ben mesela şeyi geçmedi bana. Şimdi en başta Yennefer böyle güzel işte bakın diyor ya bize dizi. Al bu Yennefer çok güzel. Baktım bence değil. Tamam ama dedim ki sonuçta bu fantastik bir evren. Bu evrende bu kadın hani güzel bulunuyor olabilir dedim. Ama daha güzelleri var görüyorsun. Hani ama bak bunu seviyor olabilirler. Bunu sonra Henry Cavill'ı görüyorum. Adam erkek güzeli güzel. Henry Cavill daha güzel lan. Abi yani Yennefer'den. Geralt çirkin kitaplarda. Evet yani. Diyorum ya orada bir o yüzden hani şey olmuyor. Yani Henry Cavill da değil de başka bir aktör daha çirkin bir aktör Geralt'ı oynuyor olsa Yennefer onun yanında böyle daha ışık gibi parlayabilir falan eyvallah ama Henry Cavill böyle hani adam dediğin zaman örnek görsellerde yani. Çıkan adam yani bildiğiniz yakışıklı. Hadi Witcher 3'te de Geralt yakışıklı ama Henry Cavill de en tepe nokta evet, yani. Evet ya yan yana koyduğun zaman hani Henry Cavill bu da Yennefer. Hani Yennefer böyle şey gibi oluyor. Böyle abi işte yani ben de istediğini ama... alabilecek biri gibi takılıyor zaten şu an o görünümle. Yani işte ben de açıkçası o şey açısından biraz geçmedi o duygu. Yani karakterin oyunculukla alakalı bir şüphe. Mesela karakter biraz daha evet şey yapılmış. Hani
savruk, böyle ne istediğini bilen diye daha toy gibi durmuş ama bir yerden sonra bence toparlayacaklardır onu da. Ben çok o tarafta böyle bir hani şey yapmadım, yadırgamadım karakteri. Çünkü o hikayelerin bazılarını da biliyoruz yani. Doğurganlığı için verdiği savaşı falan filan da biliyoruz açıkçası. Yaşı var yani, tecrübesi, olgunluğu var. Tecrübesi de var. Bayağı bir senedir sonuçta hayatta faal bir şekilde çalışan bir büyücü kendisi ama geçmedi. Triss mesela çok eleştirilmiş. Ben Triss'i o kadar takmadım kafama. Ya Triss bildiğin komşu kızı olmuş. Ya ama Triss mesela ben kitapta okurken de komşu kızı gibi hayal ediyordum Triss'i. Ama bu kadar da değildi bence. Ben yine, kitapta güzelliğiyle alakalı söylenen şey böyle ilk kitaplarda, sonradan bir kitapta çok alımlı gözüküyor falan olan, hani makyaj yapıyor, kendine bakıyor, alımlı gözüktüğü bir anları hatırlıyorum. Ama böyle tasvir edilirken tatlı bir insan, çok güzel, seksiliyle ön plana çıkan bir tip olduğunu hatırlamıyorum ben hiçbir zaman. Ya bir Yennefer değil, kitaptaki tarif olarak diyorum. Oyunlara ayrı. Oyunlarla abartmışlar. Oyundaki gibi zaten o asıl değil. Oyunda işleme girmiş işte, büyüden çıkmış. Da, yani yine de şimdi... Gözü arıyor insanı yani, anladın mı? Ben çok takılmadım ya. Ben karakter olarak bu duygu geçti bana. Çok takılmamın sebebi de şu. Önemli bir karakter değil şu an dizide. Yani zaten gördüğümüz ekran süresi zaten falan olabilir. Kitaplardan daha ağırlıklı uyarladıkları için kitaplarda da çok böyle ön planda olan bir karakter değil oyundaki kadar. Aynen öyle yani. Yani o yüzden çok böyle takılmıyorum şu an Triss'e. Ama tabii oyunda gördükten sonra öyle bir şey görmek ister istemez bir kıyas oluyor ama ben oyunculuk açısından, hale ve davranış açısından mesela çok kafamdakine yakın buldum. Tip ben değil. De evet, onda ama bir karakter olarak görmedim. Hani böyle naif, daha iyi niyetli, böyle daha sakin bir tip olması açısından şey geldi bana yani. Geçti bana o duygusu. Peki zenci elfe ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Ne zenci elf var? Hadi ne açıdan ne diyorsun? Hadi bir yadırgayanlar olduğu için soruyorum. Niye ya? Niye yadırgım? Dark elfler okuyor bir filmin olarak zenci. Bu hiç takılmadım. Ama hani bu evrende, Witcher evreninde zenci elfler var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Ben hiç takılmadım yani. Buna ben de takılmadım da bayağı takılan var ya. Öyle mi? Onu görmedim. Ya, çünkü genelde beyazdır belli bir türü dışında ama. Ya ben bildiğim unutulmuş ya, dark elfler genelde mağarada yaşıyorlardı. Hani bu da ama dark elf mark elf değil, normal elf olarak tasvir edilmişlerdi. Ya Witcher hikayelerinde ben bunun dark elf diye geçtiğini hatırlamıyorum. Ben bu ormanda falan karşılaştığı tipin. Ben çok takılmadım ya. Hani ama çok önemli bir şey değil zaten. Değildi, bence de çok önemli bir şey değildi. Hani ben açıkçası işte şu siyah olmuş, şu beyaz olmuş, şu çekik gözlü olmuş, Triss'in saçları şöyle diye çok takılmadım. Sadece şey, Yennefer'a takılmamın en büyük sebebi ise kadının karakterinin güzel olması. Hani karakterinin güzel olduğunu farkında olması ve güzelliğinin de izleyiciye geçmesinin gerekliliği. Yoksa Yennefer'in de güzel olmasına takılmazdım normalde. Yani çok böyle çirkin bir kadın değil. Güzel de o anlatıldığı derecede güzeldi. Vallahi dönüp bir daha bakmam ya yanından geçse. Zaten bakmam da yani anladın ne demek istediğim yani. Normalde ortama girdiği zaman böyle hı diye herkesin kalması gerekiyor. Ama kalıyor dizide de herkes hı diye. Ama yani mesela ben öyle bir ortama girsem, 10 kişi olsak, Yennefer gelmiş olsa, herkes dönse bir anda neye bakıyorlar diye, Yennefer'in arkasına falan bakarım yani. Ha, o kadar bana hiç geçmedi ya. O yüzden çok üzüldüm. Ya sana bana yap aynı makyajı. Vallahi belki daha çok bakar. Beni bir sok işte mesela, var ya neler çıkar bende ya. Herkes Henry Cavill'a giydir Peru. Yemin ediyorum daha güzel olur yani bence. O olur. Ya adamda şey var sonuçta. Onun dışında üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de aslında videonun başında söylediğim gibi aksiyon sahneleriyle oldu. Mesela şeyi çok beğendim. Aksiyona başvurmalarını çok beğendim. İlk böyle mesela çok güzel bir aksiyon sahnesi yapmışlardı. Dedim acaba hani aksiyona sırtlarını çok dayayacaklar mı? Çünkü Geralt normalde her bir şey olduğunda kılıcına sarılıp ben bunları keserim diyen bir insan değil. Yani diyalogla, çözümle, işte uzlaşmaya da yol yöntem bilen bir adam. Hani öyle doğruya doğruya giden böyle hayvani bir herif değil yani. İkinci bölümde mesela onu güzel işlemişler. İlk bölümde aksiyondan sonra ikinci bölümdeki olayları çözüm şekli daha böyle şey geldi bana. Geralt'ın karakterine uygun geldi. Konuşarak hallediyor olması. Elflerle yaptığı bir konuşma vardı ya orada. Hani oradaki şeyi hissettim. Geralt'ı işleme yöntemlerini hissettim. Ama sonrasında şu, aksiyona çok sırtlarını dayamıyorlar gerçekten. Bu güzel bir şey. Hani hikaye akıyor. Devamlı böyle sıkıştığı zaman bölüm sonu aksiyona girsin diye bir çabaları yok. Ama aksiyon sahnelerini de ilk bölümde o kadar yükselttiler ki hep o yükseklikte bir aksiyon sahnesi aradım dizinin sonuna kadar. Kötü mü sahneler değil ama akılda kalıcı da değiller. Benim için üzücü taraf o oldu. O sahneyi mesela ilk gördüğümde, ben ilk bölümdeki aksiyon sahnesini geri alıp seyrettim bir daha. Sonra bir daha falan seyrettim. Çok hoşuma gitti. Güzel bir kurgu çıkartmışlardı. Koreografisi falan çok iyiydi. Geralt'a da çok uygun bir sahneydi. Ama sonra o sahne bana biraz zayıf geldi ya. Mesela şey de çok komik, komikmiş insanlar. Ejderhalı bölümler. Ejderhalı bölümde Yennefer'le Geralt öpüşüyor. Ve bir anda Geralt basıyor ya. Yani. Ben izleyince böyle ne oluyor lan dedim. Sonra aklıma şey geldi. Güç, Yennefer'in Geralt'a gücü aktarması için
Hani Geralt'a şey diyor ya, art yap diyor, sana güç vereceğim. Orada güç veriyor yani. Diyor. Ve orada o gücü akıtıyor. Güçten o güçten fazlasını veriyor sanki. Yani bayağı bir güç veriyor. Sonrayı da düşünüyor. Evet, o bir iyi bir güçlendi orada yani. Ama ben öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir detay hatırlıyorum yani. Bir ama yerde bu şekilde miydi? Yani böyle dönüyor bir anda, çat öpüyor falan yani bu böyle. Bu kadar böyle Hollywood romantizmi şeklinde olduğunu hatırlamıyorum ama izlerken aklıma ne lan bu derken, aa bir dakika lan böyle bir şey vardı sanki diye kafama bir yerden düştü. Tabii kitapları kelime kelime hatırlamıyorum. Hani böyle mi tasvir ediliyor? Döndüğü Yennefer ve bir anda Geralt'ın dudaklarına yapıştı diye tasvir ediliyor muydu bilmiyorum. Ama bir yerden tanıdık geldi sahne görünce. Ben buna benzer bir şey okudum diye hatırlıyorum. Bana güç aktarma değil de bildiğin dudaklarına yapıştı gibi geldi. Ben yok, güç aktarma olduğunu şu açıdan da biraz çıkardım. Öncesinde Art Bas geliyorum. Hani Art'ı sen yak ben geliyorum şekerim diye bir şeyi vardı, tabiri vardı. Oradan tanıdık geldi zaten sahne. Eğer okuyanlar, yakın zamanda okuyanlar varsa hatırlayacaklardır, öyle bir şey var ama. Hani ne olursa olsun komik duruyor tabii. Yani evet. Yanağından ne bileyim hani yanağından, olmamış. Yanağından değil de komik olurdu. Bir olmamış geliyor. Hayır, bak savaş sahne esnasında bu tür şeyler bana hep komik geliyor. Bana da komik geliyor. Mesela şey vardı Dark Knight'ta, bu Catwoman'ın olduğu filmde. Evet. Tam böyle bomba patlayacak falan alıyor. Catwoman'ın dudağına yapışıyor. Lan geri sayılma. Ne yapıyorsun? Karıyı başka zaman mı? Başka zaman mı kalmadı? Yani evet, bir koş kardeşim ya. Bir ak yani. Şey vardı o bölümde de. Ejderha konuşuyor, ağzı oynamıyor. O da çok eğreti gelmişti. Dikkat ettin mi? Ejderhanın ağzı oynamıyor ama. İçten konuşuyor aslında. Kitapta öyle mi tasvir ediyorlar? Ağzı oynamıyor falan. Ya ağzı da midesinden bir ses geliyor, yükseliyor gibi hatırlıyorum ben. Ya, kitapta öyle bir detay var mıydı? Varsa ben hatırlamıyorum da bana hani görsel olarak tuhaf geldi. Ya ben kendi kendime kitabı kafamda yazıyorum. Yani iki şeyden biri, ya da ben görünce çünkü görsel olarak geldi ama gene böyle şey hissettim. Aa evet, hani bu gırtlaktan konuşuyordu gibi bir şey hatırlıyorum sanki. Emin değilim ama çok yadırgamadım yani. Yani ben biraz yadırgadım. Ağzı oynamıyor. Kütük gibi bir yaratık var. Konuşuyor. Ben cüceleri yadırgadım. Cüceler mesela hani hep cüce tasvirinde böyle çok kaslı gözükürler diye hatırlıyorum ben. Hani daha böyle iriler. Witcher oyunlarından da öyle kalmış olabilir. Yani evet, belki bildiğin cüce dedin. Yere sağlam basan. Aynen, yani böyle vurdum oturtur gibi. Sanki biraz daha böyle şey çünkü. Yarpen soy ismi. Zigrin miydi? Ha, Zigrin. Hani ben Zigrin hep biraz daha böyle hani ho 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 işte babacan böyle şey gibi adam. Yani görmek hoşuma gitti tabii genetik olarak ama daha böyle kafamda daha iri, hani enine geniş bir karakter vardı. O açıdan böyle bir garip geldi ama dediğim gibi oyunculuk açısından hiçbir sıkıntı yoktu. Yani ben karakterleri, rolleri beğendim yani. Hakikaten olabildiğince aslında sadık kalınarak yapılmış. Senin Siri için yaptığın eleştiriye katılıyorum. Evet, hani Siri'nin o yönünü gösterebilirlerdi ama işleyecek çok zaman bulamamışlar herhalde. Onun yerine kaçma hikayesini ana odak yapmışlar. Evet, biraz tek yönlü kalmış. Bu arada şeyi de sevdim, onu da söyleyeyim. Bulunduğu ortamın gri olmasına yönelik, yani şimdi Witcher'ın dünyası hep gri tonlarında olmasıyla meşhur bir dünyadır. Siyah beyaz net ayrımı yoktur ve bu güzel bir şeydir. Yani bir karakteri görürsün mesela, bir iyilik yaparken görürsün ama aslında yaptığı iyiliğin boktan bir şeye hizmet ettiğinin farkında olursun falan. Hani hep bu tarz twistler barındırın içinde. Mesela Ciri'yi anlatırken de o tarz hikayeler içerisine girmesi hoşuma gitti. Ciri'nin büyük annesinin aslında işte diğer halk tarafından çok sevilmemesi ve Ciri'nin bunu işte o anda fark ediyor olması, halbuki kendisi için. Ki bize de öyle gösterildi ya, Ciri'nin başındaki büyük anne işte kız torununu seven, koryan ama sonra izledikçe kırılmaya başlıyor kadınla ilgili düşüncelerin falan böyle. Ciri'ye yardım eden ailenin acımasızca oradaki kadını hatırlıyor musun, nasıl bıçaklanarak öldüğünü? Evet. Mesela hani sahneler cesur sahnelerdi. Cesur demeyeyim ama beklediğimiz sahnelerdi ve bazen yumuşatırlar bu tarz yapımlarda. Mesela Berserk'in animesi mangası kadar sert değildir. Yani dizide o kadar yumuşatmaya çalışmamışlar. O da hoşuma giden şeylerden biri oldu. Ama son olarak son bir eleştirim. Şu, ben genel olarak beğendim. İzlemekten arada, keyif aldım. Ona geçmeden önce bu gri tonla ilgili de şeyi söyleyeyim. Bana da şey gibi geldi. Bu Geralt'ta özellikle sanki biraz daha kahramanlaşmış gibiydi Geralt. Yani daha iyi, hep iyiyi arayan, hep doğruyu arayan, biraz daha anti kahraman gibi değil de net bir kahraman gibi, kurtarıcı gibi bir karakter olarak geçti bana. Ya ben açıkçası ilk sahnede mesela şey hoşuma gitti. Daha dizinin ilk başında savaşıyor ya. O canlı yaratığın ismini unutmayalım. Sonra yaratık bir geyiği yaralıyor. Hı hı. Sevimli bir geyik var. Şansına küstüyor. Geyiği pişiriyor. Hani ha, evet. Öyle bir sahnesi vardı ya. Oradan mesela şey aldım ben, hani geyiği böyle bacağını sarıp göndermiyor en azından. Öyle bir şey yapsa küfür yerdi herhalde senaristler. Yani orada etini yiyor adam. Bulunduğu dünyaya uygun. Ben şey konusunda sadece yadırgadım Geralt'ı. Ciri'yle olan kabullenmişlik konusunda. Çünkü Geralt'ın mesela dizide Ciri'yi kabullenmesi ve Ciri'yi arıyor olması çok böyle şey gibi olmuş. Benim heroik bir destana katılmam lazım. Ciri'nin peşinden, kader bana Ciri diyor, Ciri diyor falan diye. Kitaplarda öyle
kader bana Siri diyor. Hadi o zaman Siri'nin peşinden gideyim falan. Siri'yi kabullenmesi o kadar kolay olmuyordu kader şeyde kitaplarda. Ya burada şimdi hepsini aynı anda işleyip anlatmaya da çalıştığı için bence belli anları kaçırmışlar hep. Ben orada işte sana senin dediğin yoruma katılıyorum. Yani sonlara doğru bence de Geralt'ın karakteri biraz daha şey oldu. Siri'nin peşinden daha heroik bir kahraman gibi takılmak amacıyla gitmesi. Bende de biraz böyle o Geralt imajını hafiften kırdı. Çünkü normalde kolay kolay böyle bir kızın peşinden koştuğunu hatırlamıyorum ben. Rahat bir şekilde. Yani. O da kırdı beni biraz. Ama en büyük eleştirim bence kitapta da buna uyuz oluyordum. O yüzden diziye ne kadar kızarım bununla yakınmıyorum ama Geralt'ın ekran süresi çok azalıyor sonraları. Evet ya ama serinin özünde de Geralt çok böyle ön planda bir karakter değil. Ya yani ben kitapta da buna uyuz oluyordum. Yani ben ilk kitapta mesela ilk kitapta çok severim ilk kitabı. Ama ikinci kitapta işte Yennefer'in hikayesini anlatmaya başlayınca Siri gene eğlenceli de Yennefer o kadar eğlenceli gelmiyor bana. Ben Siri'yi ondan dedim. Siri'yi çok seviyordum okurken. Ama buradaki Siri'yi sevemedim çünkü çok derinlikli işlenemediği için. Evet yani ama ben gene de dizide Geralt'ı biraz daha uzakta tutmalarını tercih ederdim. En azından ilk sezon itibariyle. Zaten tutarlar Henry Cavill parası kim bilir kaç para yani. Yetmiyor da olabilir anladın mı? O hani biz anlaştık toplam ekran süremiz 100 dakika bunu bölmemiz lazım falan demiş de olabilirler. Üçüncü bölümde bu arada bir yaratığı kesmeye gidiyordu ya kesmeye değil hani böyle bir kale gibi bir yere giriyordu üçüncü bölümde. Foltest'in muhabbetine. O sahne ilk oyunun introsu. Aynen. İzledim karşılaştırması vardı izledim. Var mıydı karşılaştırması? Görünce böyle hoşuma gitti. O sahneyi birkaç farklı şekilde tekrar canlandırılmış görmek güzel oldu yani. Efendim genel olarak bu. Yani güzel bir sezondu bence. İyi bir başlangıç. Ben beklediğimden daha iyi buldum. Ben İki de daha iyi buldum. Daha iyi bir şeyler çıkmasını bekliyorum. Çok ama şu havayı da alamadım. Şimdi Game of Thrones'la karşılaştırmak zaten saçma da. Bence hani ağır o boyutta değil. Bir izleyiciye ulaşacak bir dizi havası yaratmadı zaten bende. Zaten ben post prodüksiyon olarak da çekim olarak da o kadar büyük. Bana şey gibi geldi. Eskiden biz Herkülleri Zeynalar'ı seyrediyorduk ya. Evet o tadı ben de yakaladım. Merlin de olabilir. Ha, onun böyle günümüz versiyonu gibi. Yani A kalite bir prodüksiyon yok bence. CGI'ları iyi. Beklediğimden daha iyi gerçekten. Yaratık CGI'ları çok sırıtır diye düşünüyordum ben ama güzel kotarmışlar. Fakat genel sahne dekorları, kostümler, renkler, hani böyle alanı böyle geniş çekmeler falan. Yani o konularda Game of Thrones'la bence yarışamaz yani. Evet, post prodüksiyon bütçesi anlamında söylüyorum. Witcher seven için izlenebilecek bir dizi. Yani izlerken heyecanlandığım, hoşuma giden yerlerin olduğu çok sahne oldu. Yani ben de seyrettim, memnunum. İyi ki de yapmışlardım seyrettikten sonra. Umarım pişman etmezler bunu dediğimizde. İkinci sezonda da böyle. Zaten kitaplara birebir bağlı çekilirse çok zor sıçmaları. Yani böyle gidecekler demektir. Ama ben istiyorum ki biraz daha yaratıcı bir şeyler yapsınlar. Kendilerinden de bir şeyler katsınlar. Bakalım, görmediğimiz bir şey görelim. Şeyden de bahsedelim. Bu dizi çıktığı zaman oyunun satışları da artıyor. Evet eş zamanlı oyuncu sayısı falan da artıyor Steam'de. 50 bin anlık oyuncuya ulaşmış. Yani RDR2 ile Steam'de hemen hemen aynı oyuncu sayısına ulaşmış anlık oyuncuya. Evet. Ya inanılmaz bir şekilde hype'lanmış. Hatta herkes şey diyordu. Witcher 3 tekrar kurduk falan diyordu. Yani, ya ben de o his uyandı nasıl? Zaman bulamadım. Herhalde büyük ihtimal... Her oyunu oynayan kim varsa aynı hissi yaşamıştır yani. Ben de Switch'te oynayacaktım. Zaman kolluyordum oynamak için. Bekledim biraz. Unutmak istiyorum çünkü unutamıyorum. O kadar çok bitirdim ki oyunu. Artık görevlerim hepsi aklıma mık gibi çakılmış ama bu dizinin gazıyla bir daha bitiririz. Bunun üzerine bir de şey haberi çıktı. CD Projekt Red sözleşmesini de uzatmış Witcher hakları üzerinde. Yani zaten yapacaklar Witcher. Zaten yapacaklar da tam buna denk gelmesi de... Yani Witcher evreninde bir şey yapacakları kesin. Sadece ben Geralt odaklı bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Yani onlar da gazlanmıştır bence bu... şeyi görünce. Zaten biliyorlardır Witcher'da ne kadar hype olduğunu da. Evet. Çok şey vardı. İlk oyun tekrardan remake yapsanız falan filan diyen vardı. Onunla uğraşmaz artık CD Projekt. Yani bence onunla uğraşacağına yeni bir şeyler yapsın. Ya. İlk oyun var işte. Artık oynayan oldu. Oynamadı ama var. Ortada duruyor yani. Bakalım ne yapacaklar efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Siz de yorumlarınızı esirgemeyin. Biraz böyle bölük bölçük bahsettik ama işte aklımıza gelen şeyleri konuştuk. Aynen. Yani. Genel olarak da olumluyuz. Siz de yorumlarınızı paylaşırsınız. Hoşçakalın. Görüşürüz.